Selam YouTube, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Graudas. Bugün sizlerle birlikte Stronghold maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Domuz Koyu DLC'sindeydik. Bir önceki bölümde ise düşmana karşı Zift'i kullanarak kendi stratejimize, kendi oyunumuza dahil ederek bölümü başarıyla tamamlamıştık. Tabii ki de ardı ardına bitmeyen saldırıları geri püskürterek gerçekten kalemizi çok güzel bir şekilde savunmuştuk. Ve hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. O halde devam. Ovadan Karşıya. Dördüncü görev. Ovadan Karşıya. Hisar'ın yanmış harabelerini geride bıraktık ve küçük bölüğümüz ovadan geçip ardındaki dağa ulaştı. Burada Domuz Toynağı'nın mevkisine saldırımızda bize destek olacaklarını umduğumuz birkaç partizenle buluşacaktık. Yolculuk kolaydı demek isterdim ancak her zamanki gibi öyle değildi demiş. Bayrağa ulaş. Demek ki saldırı görevi değil, yine sabır görevi. Sabırla ilmek işleyerek, devam ederek sona ulaşacağız arkadaşlar. Onun için de biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Patara kütere oynarsanız hiçbir anlamı yok. Şimdi önce adamlarımızı şöyle bir numaralandıralım. Tamam. Gel bakayım, sen şunları bir çek. Shoulder pikes. Pikemen forward. Head in there now. Şimdi Maceman'lar geliyor. Gelsinler abi. Your orders. Aye, sir. Walk with pride. Pikemen forward. Head in there now, sir. Mümkün oldukça adamlara savaştırmadan vurayım ki avantaj bende olsun. Canları gitmemiş olur. Okçular kesebiliyorsa zaten ne ala. Hallediyorlar okçular gördüğünüz gibi. Ama hala geliyorlar tabii. Gelsinler abi, sıkıntı yok. Evet, onları da hallederler demeden. Tamam, şunları çekelim şimdi. Gelin lan buraya mızraklılar. Tamam. Şimdi buradan ileriden gideceğim. Hatta şöyle yapalım. Buradan harita zaten size iki tane yol veriyor aslında bakarsanız. Ya diyor ki buradan böyle gelin, buradan bu şekilde gidin ya da yukarıdan gidiyor. Birkaç tane seçenek var aslında bakarsanız. Şimdi bakalım ulaşabilecek bizim adamlar. Biraz hızlı olursanız okçular buraya gidiyor. Siz rahat görün diye şöyle yapayım ki adamlar nereye gittiğini de en azından tespit edersiniz. Biraz hızlı lütfen. Arkadaşlar siz buraya çabuk. Siz arkalarında durun artık, yapacak bir şey yok. Evet, bunları erittik. Şimdi gelelim şuradaki adamları halletmeye. Gelin okçular. Evet, bunlar şimdi böyle yükseklik avantajıyla birlikte tabii bir de mesafe. Hiç adamlarımızı eritmeden. Çünkü daha çok kullanacağımız yer var. Şimdi onları da göstereceğim size. Bakın. Burada zırhlılar var. Mızraklar var. Yine zırhlılar var. Yani bunları aşmak için okçularla biraz tabii ki de stratejik olarak ve sabırlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Tabii de adamları nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yoksa patalar kütere giderseniz hiçbir manası, anlamı yok. Gelin bakalım okçular. Devam edelim. Şimdi sıra mızraklılarda. Gitmeyin tek başınıza kralın yanına. Gelin bakalım hepiniz. Şöyle. Saldırın abi krala. Tabii görevimiz buradaki kralı yok etmek değil. Şuradaki bayrağa ulaşmak. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede. Yani kralı keserseniz de bir şey kazandırmıyor size, bilginiz olsun. Ancak buradaki kaleden şimdi okçular bize ok attığı için adamlarımızı kesebilirler. Hemen icabına bakmanız gerekiyor. Bir devriye daha dikkatli olsak iyi olur. Tamam olur. Mesafe avantajımızı da kullandık. Şuradaki abileri de halledin. Tamam. Şimdi gelin buradaki zırhlıları halledin bakalım. Şuradan vursanız. Benim bu sırtım niye kaşındı? Bu kadar. Benzinindeler, hepsi patır patır. Zırhlı oldukları için biraz zor ölüyorlar ama olsun. Dediğim gibi sabır, sabır, sabır. Başka hiçbir şey değil. Aşağıda da mızrakları hallettik o esnada. Bunların dikkatini çektik ama diğerleri hala takmadı bize. Gelin abi şu ikisini de hemen şuradan halledin. Sanırım buradaki işimiz tamam. Burada bir okçu grubu var. Bunlara hiç dokunmayalım. Burayı da çok önemli değil. O yüzden şuradan gidip ve buranın yüksekliğinin avantajını kullanıp buradaki adamları halletmeyi düşünüyorum, planlıyorum. Bakalım planladığımız gibi çıkacak mı? Aye, sir. Shoulder. Righto. My bow is yours. Ready, your lordship. Walk with pride. I serve thee. Batman, forward. Shoulder. Okçuların menziline girdik ama sıkıntı yok. Your orders. Hatta geçmişken şuraları da yakalım, bir zarar verelim değil mi? Ufak da olsa. Yıkın askerlerim, yıkın. We are on our way, sir. Walk with pride. Yes, arrows ready. Leave him now. Righto. Şimdi şunları bir 2-3 tane okçular var. Onları bir halledelim abi. Gelin bakayım siz. Parkman forward. Archers ready. Moving. Shoulder. How many fits on this thing? My bow is yours. We are on our way. Tamam. Oraya 2 tane çıkmış, sanki ceylan avlayacaklar. Siz gelin bakayım böyle. 3 numara da gelsin. Pardon, sizi geri gönderdik. Gel abi. Şuradakiler bir geri gitsin. Tamam. Your lordship. Siz o esnada şöyle gelin ve siz de böyle gelin. Tamam. Bunları hallettik. Okçuları da halledelim. Righto, walk with pride. Parkman forward, head in there now. Walk with pride. Parkman forward. Devam edelim mızraklar, çok güzel. Üretiyoruz yavaş yavaş. ...13 tane mızraklımız kaldı. Şimdi okçularla ilmek ilmek işleyerek sırasıyla böyle tıkır tıkır halledelim. Lan bu ne yapıyor burada tek başına durup da? Öldürsene bari okçulara. Sıkıntı yok. Gel abi siz böyle. Gelin bakalım. Ay sir. None shall pass. Righto. Walk with pride. Şu adamı da hallet. Tamam, orası da tertemiz. Şimdi 2 ve 1. Gelin bakalım arkadaşlar. Gelin askerlerim. Buradan hiç riske atmadan kendinize şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buraya çekersiniz adamlarınızı. Bu arkadaş kendi kafasına göre kendini Battal Gazi zannetti herhalde. Geliyor üstümüze ama hallederiz. Şöyle teker teker keserseniz daha iyi olur. En azından birer birer yok etmiş olursunuz. Öbür türlü daha uzun oluyor çünkü. Şöyle örnek veriyorum, randoma sıktıklarında tek tek vuruyorlar. Ama böyle hemen teker teker eritirsiniz. Adam sayısını azaltmış olursunuz yani. Evet, bu kadar adamı da keseriz zaten, sıkıntı yok. Gelin. Şöyle gelin siz de. Bunlar eşantiyon ha. Bunları eşantiyondan kesiyorum yani şu an. Siz o bataklıkta ne yapıyorsunuz lan okçular? Paçalarınız pislenecek. Ziftlerin içinde duruyorsunuz. Evet. Gördüğünüz üzere dağların etekleri, sonunda düzgün bir korunak demiş ve zafer. Evet sevgili dostlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu izlediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için tekrar teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.